listeye kurmadım ki. Ben senin kalbini isteye isteye kırmadım ki. Yüreğimi sarar bazen kıskançlığın hileleri. Ah yüreğimi sarar bazen kıskançlığın hileleri. Sevgilim özür dilerim, pişmanım yemin ederim. Sevgilim dayanamıyorum, kalk hadi gel evimize gidelim. Efendim, Ünlülerin Dünyası'ndan işte yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Bursa'nın dünyaya açılan ekranı Astiv ekranlarında her pazar 22.30'da bu programla sanat dünyasının gönül dostlarının penceresiyle sizleri buluşturuyoruz. Efendim, Türkiye'nin en önemli seslerinden sanatçı, duruşu, aile babası, iş adamı kimliği, her türlü vasfın hakkını veren gerçekten de gönül dostu, Türkiye'nin de en önemli seslerinden, en önemli starlarından, Türk halk müziğinin en önemli yorumcularından sevgili İzzet Yıldız Han beyefendinin misafiriyiz, İzmir'deyiz. İzmir'deyiz efendim, Double Tree by Hilton Oteli'nde bizleri kabul etti. Çok teşekkür ediyorum İzzet abi. Ne güzel, vallahi güzel, teşekkür ediyorum. Çok güzel, güzel cümleler sarf ettin benim için. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki. Bursa'dan önce selam olsun. Aleyküm çok selam, selam var. Sağ olun. Şimdi tabii bizim Bursa'ya gelme şansımız gerçekten biraz zor. Yani evet. Çünkü neden kafamızda işte sarf ettiğiniz gibi konularda hem iş adamı kimliğimiz var, çalışma alanımız çok geniş. Biraz da yorgunluklar da var. Haliyle sizi davet etmem iyi oldu yani. Hem bizim otelimde ağırlamak, evet, bizim için hem otelimde oldu. Ağırlamak hem de programı otelimizde yapmak istedim yani. Şu an 21. kattayız. İzmir her tarafı mükemmel ya. A'dan Z'ye ben yaptım ya. En iyisi İzmir. Ayaklarımızın altında baktığımızda. Evet, her iyisi. Adat işte. Burada çok. Evet. Özel yapıldı bunlar yani. Hepsi gerçekten özel yapıldı. Emek verdiğim bir otel oldu yani. Zeytin yaprağı yeş. Diğer günde sadece buna uygun olursa burada kalıyorum. Birkaç kıyafet falan burada oluyor. Yani birkaç değil, biraz fazla. Beni sana vermezler ne aman da bir yar elinden. Aklım başına devşir de yandım bir yar elinden. Yar elim, yar elimden. Koy ben sallanayım da aman da bir yar elinden. Sadece Mustafa mı? Mustafa Mert. Yıldızhan. Senin ismin ne? Ali İnşa Yıldızhan. Senin ismin ne? Hani herkes nasibini yermiş. Biz de şu anda İzzet Bey'in 3 tane prensiyle böyle spontan karşılaştık. Afiyet olsun. Lejyonerler burada. En büyük meziyetiniz tabii son zamanlarda da bütün bu kadar yükü İzzet Yıldızhan nasıl kaldırıyor? Yani çünkü iş dünyası, evet, özellikle ekonomiye yön veren insanların bulunduğu bir dünyada, hele hele en zor sektörlerden biri olan turizm, otelcilik, evet, aynı zamanda da sahne hayatı, müzik hayatı, Allah yardımcınız olsun. Allah öncelikle razı olsun. Şimdi ya insan aslında isteyince bir takım yüklerin altından kalkabilir yani, yeter ki istesin. Yani yoğunluk olabilir ama sanat hayatının haricinde ticareti de bilmek lazım, biliyor musunuz? Yani bu işlerin bir kalıcılığı yok. Yani belirli zamandan sonra emekliye ayrılacağız yani. Gençler gelecek, güzel, daha farklı okuma stili olan, ses rengi olan insanlar gelecek. Yani bu bir devir teslim işidir bu yani. Bu biz ömür boyu bu yani sanat hayatını yürütemeyeceğiz yani. Değil mi yani şimdi? Vallahi şimdi daha gençsiniz. Şimdi ben de böyle hayretle dinliyorum çünkü hani daha çok yıllar ya, bu ülke sizden beklentileri var özellikle sahne hayatıyla ilgili. Mutlaka tabii ki, ama yine de insan
Yani ben böyle bir ticarete hangi dalda gireceğimi çok daha önceden de hep böyle planlıyordum. Bir şey yapmamız lazım ama ne? Ama en güzeli ülkemizi temsilen turizm ülkemizi temsil ediyor. Gerçekten evet. Öyle. Yani baktığında dünya sıralamalarında çok önemli yerdeyiz yani biz. Ülkemizin çünkü dört tarafı tarih. Yani denizinden gerekse doğudan batıya tabii kadar. Tabii, kış turizminden yaz turizmine evet, kadar. Aynen yani. Onun için karar verdiğimizde ben mesela turizm işi yapacağım. Yani ben otelcilik yapacağım. Hem yani ülkeme bir hizmet, hem dışarıda gelecek turisti burada ağırlamak, onlara hizmet. Yani bir nevi tabii ki zor bir karar bu. Yani başka bir sektör çünkü. Bir de ciddi yatırım isteyen bir karar. Ciddi de bir yatırım isteyen bir karar. Bugün İzmir'in en önemli semtindeyiz biz burada. Alsancak'tayız. Evet. Alsancak'tayız. Yani zaten isimimiz de öyle. Double Tree by Hilton. Alsancak. Çok güzel. Yani Alsancak, İzmir Alsancak diye geçiyor. Şimdi böyle bir lokasyonda olan bir yer ciddi yatırım da gerektirdi zaten yani. Ama her şeyin üstesinden geldik şükürler olsun. Yani güzel oldu. Çok da güzel bir otel ortaya çıkardık burada İzmir'de. Herkes de bizi tebrik ediyor. Biraz mimari yani iç mimari, estetik tarafıyla da herhalde bizzat evet, ilgilendiniz. Bütünüyle ben her şeyle ilgilendim desem inanın. Yani buradaki yani bu -6'dan tutun, -6 var burada. -6'dan tutun 21. kata kadar her şeyi yapımından dekorasyonuna kadar kararlarda bütünüyle ben karar vermişim. Çünkü dünyayı gezen bir insansınız. Elbette ki evet. Her yerde mutlaka datanıza, hafızanıza bir yer kaydetmişsiniz ki sağ olun. Ortaya böyle güzel bir şey çıkmış. Şey de var yani ben tabii bir de ben giyinmeyi biraz hafif bir zevkim vardır. Yani gittiğimde ben mesela bir otele kaldığımda şeye bakarım. Mobilyaya bakıyorum, ne bileyim kağıda bakıyorum. Asansörün dış cephesine bakıyorum, içine bakıyorum. Enteresan bir aynen yani vitrifiyeye kadar bakıyorum. Ne bileyim bu bir hastalık artık yani. Şimdi bu güzel bir şey. Bundan önce yapıyordum yani. Yani otelcilikten bu oteli açmadan da bakıyordum yani. Bir otele girdiğimde yerdeki mermere bakarım, dekorasyona bakarım. Hoşuma gider yani. Ne uydurmuşlar, neyi nerede yakalamışlar diye bakarım yani böyle. Peki hiç şeyi düşündünüz mü? Yıllarca otellerde ekstralara da gittiniz. Mesela tabii hani, ki, tabii ki. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde, düğünlerde, özel aynen. Gecelerde. Çok, çok. Her girdiğiniz zaman bir tane bir gün senden olacak. Söylüyordum. Yani bunu inkar edemem. Burada çünkü bu samimiyetimi belirtmek istiyorum. Yani hep söylüyordum. Yani otel, hedefim diyordum Akdeniz ama böyle diyordum. Yani düşüncem oraydı. Akdeniz'de diyordum bir resort yani tatil köyü aha. Yapacağım diyordum. Ama Cenab-ı Allah olmadı. Geldik şehir otelciliği yaptık yani şu an. Belki inşallah dua niyetine geçer. Termal turizmle ilgili Bursa'da bir yatırım. Ya tabii ki Bursa şu an. Çünkü çok önemli termal şu anda. Termal çok önemli. Evet. Yani sağlık sektörü de çok önemli. Aslında çok isterim. Öyle bir şey de yapmak isterim yani. Çünkü Bursa şu anda bu noktada aç ve ciddi anlamda da yatırımcılarını bekleyen, bakirliğini koruyan bir şehir. Bursa çok güzel bir şehir. Lokasyon olarak da evet. Çok güzel. Yani dağla şehrin birleştiği bir nokta yani. 10 dakikada Uludağ'dan Mudanya'ya denize giriyorsunuz. Çok güzel yani. Ben iyi bilirim Bursa'yı da yani. Var mı öyle bir düşünce olabilir mi? Belki hiç plan yaptınız mı? Akıl plan yapmış, kader gülmüş. Yani hiçbir şeyin planını yaptığımızda uymayabilir. Ama nasip dersek mutlak olur. Ya nasip demek lazım yani bilmiyoruz çünkü. Evet işte kul plan yapar, evet. Cenab-ı Allah tebessüm eder. Diyorum ya işte yani akıl plan yapmış, kader gülmüş yani. Biz ne dersek nasipten ötesi olmuyor yani. Hiç aklımızda olmayan şeyler oluyor bazen. Peki İzzet Yıldızhan'ın hayatını kontrol eden, hayatını bu temposunu hani planlamasında, sabah uyandırmasında, akşam işte efendim yarın şöyle bir planlamanız, programınız vesaire böyle bir ekibi, ciddi bir ekibi mi var? Var tabii, var tabii. Bu başarısının yani, tabii altında ki. Böyle bir ekip ruhu mu yatıyor? Şimdi ben her zaman ekip ruhuna inanan bir insanım. Ama tabii ki bana sunulur mutlaka. Yani mutlaka ekibim bana bir şeyleri sunar.
Yani mutlaka ekipte yönlendirme de vardır. Ama neticede kararlar hep benden. Yani kararlar hep benden çıkar. Yani çünkü lider bir ruha sahipsiniz. Evet öyleyim yani. Burcunuz Koç. Koç burcu. 1 Nisan doğumluyum yani. Evet. Daha ne olsun. Ama tabii ki ben şunu söyleyeyim. Güzel bir ekibim var. Yani sık gerek burada. Sık değişir mi bu ekip abi? Yok hayır sık değişmem. Öyle değişmem ben ekibi hiç. Kolay. Çok istisnadır yani tek tük belki aradan girip çıkan olabilir ama onun haricinde ekipçi bir adamım yani. Ekibimi değişmemeye de gayret ederim. Yani değişmemeye de gayret ederim. Peki otelde istihdam anlamında ya da genel sizin diğer işletmeleriniz de var. Var evet. Yatırımlarınız da var bildiğim kadarıyla. Var. Diyarbakır'a var. Evet. Bir Ankara var nasıl Ankara olursa var, değil evet, mi? Evet. Şimdi zannedersem böyle çok hızlı bir şekilde artık bu sektörle, iş adamı kimliğiyle biraz daha herhalde ön plana çıkmaya mı hazırlanıyor İzzet Yıldızhan? Ya şimdi tabii... Daha çok insana ekmek vereyim. Tabii ki. Şimdi istihdam yaratmak çok güzel bir şeydir. Yani bir insan, şimdi burada atıyorum afaki, şu an personel sayımı bilmiyorum, 100'le mukayese edelim. Minimum. Minimum 100'le. Konuştuğumuzda 100'ü 4 ile çarpsan 400 kişi buradan tabii. Evet. Ayrıyeten bir de buraya girdi çıktığı düşünsen burada 10.000 kişi ekmek yiyor. Hani girdi çıktı evet. Mübayesinden tut etçisinden tut ne bileyim. Her şey ya şu oturduğumuz bir sürü kalem var. Bir sürü hepsini... 200 kalem var yani bunların şimdi 200 kalemin bütün girdilerini çıktılarını düşünür müsünüz yani? Bu güzel bir şey tabii ama ben mesleğimi seviyorum. Yani ben sanatçılığı öncelikli olarak yani hayatımda benim işim sanatçılık. Yani ben yorumcuyum, sanatçıyım. Ha ikinci planda tabii ki şu anda da işveren yönüm ön planda. Yani bir de bu var şu an. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani işveren yönüm ön planda. Bu da güzel. Dua alıyoruz biliyor musun? Yani ben istesem imkanlarımı... Birikimlerimi bankaya koysam dünyada gider yaşarım. Yani dünyada yaşarım yani işin doğrusu uğraşmam. Şimdi o kadar şeylerle uğraşıyorum ki. İnan bana. Bu da size aslında keyif. Keyif de veriyor tabii ki yani keyif veriyor ama tabii ki yoruyor da insanı. Ama ben bunu seviyorum, zoru seviyorum. Mutluysanız. Ben zoru seviyorum. Zor bir hayattan gelen bir evet, kişiliğin. Kesinlikle. Hayatın gerçekten de bütün o... hani zorlu sürecinden çünkü hep okuduk programlarda izledik çıktığınız programlarda dinledik sizi gazetelerde okuduk yani gerçekten çok zorlu bir çocukluk hayatınız kesinlikle hani şaka değil ilkokulu çıplak ayakla tamamlayıp belki tamamlayamadım sonrasında belki dışarıdan dışarıdan aldı ben dışarıdan aynen doğru bravo bitirdiniz sen iyi okumuşsun yani beni hayatımı iyi okumuşsun estağfurullah yani başarılı bir insanın hayatını mutlaka herkesin takip etmesi lazım sağ olun çok tesadüf teşekkür değil. Ediyorum teşekkür ediyorum ben şöyle söyleyeyim yani hayatımda evet çok zorlu bir hayatım zorlu bir çocukluğum ve çok zor bir gençliğim oluştu yani doğru belki bu zorluklardan dolayı da insanlara bir şeyler yapmak istiyorum, kolaylaştırmak istiyorum belki hayatı. Bilmiyorum yani vermek istiyorum, sunmak istiyorum bilmiyorum. Yani böyle hoşuma da gidiyor. O dönemde yani size uzatılmayan elleri... Tabii canım Nick nerede imkan, kim ne vardı ki şimdi yani. Diyorsunuz ki tabii canım Allah yani. Kaç tane el verse hepsini... Çok şükür hepsini, hepsini sunuyorum zaten. Sunuyorum. Belki verdikçe de Allah nasip ediyor. Şimdi zaten veren, paylaştıkça tabii, da veren el olmak lazım biliyor musunuz? Veren el. Cenab-ı Allah siz bir tane verdiğinizde fark etmiyorsunuz 5 tane size döndürüyor. Ben öyleyim bilmiyorum. Ben bazen Cenab-ı Allah beni hiç zor durumda bırakmıyor. Yani en zor anımda bir yerden bir şey çıkıyor yani bakıyorum. Yani süreçlerde bir yerden bir şeyler çıkıyor yani. En zorlandığım anda bile fark edemiyorum nasıl çözüldüğünü işin. Değilim meçhullerdeyim beni böyle bırakıp gitti birisi ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim halimi Ali Bülent Ersoy biraz çok zor bir insan. Uysal bir insan değil. Ben Mahsun'u çok tebrik ediyorum. Bu önemli
Allah'ın verdiği güzel bileziği mecliste bir gün değerlendirecek misiniz? İnşallah. Yani ben içimi okudun sanki böyle. Gülen o gözlerim halimi perişan etti birisi. Her şey yalan olup gitti bir günde. Herkesin keşkeleri vardır. Keşkenin açılımı da hatadır. Hepimizin hataları da vardır. Bana hakkını helal etmeyecek kimse yoktur. Evet, ben haksızlığa uğradım, doğru. Sönmez ailesine de teşekkür ediyorum. Çünkü ta Bursa'dan buraya geldiler. Her şey yalan olup gitti bir günde. Hem de hayallerim soğudu elimde. Çok kısa bir zaman öncesinde biz çok sevindik. Dedik ki İzzet Yıldızhan ekranlara döndü. Çok da keyifli bir programla. Evet. Yani böyle devamını çok istediğimiz, böyle hani Türkiye'nin divası tabii Bülent Ersoy'la bir program yapmak herhalde en son yapılabilecek bu işlerde, en son yapılabilecek, evet, başarı anlamında gelebilecek en üst nokta. Doğru. Nazara mı geldi? Yani çok bu da konuşuldu, yazıldı. Birileri başka şey söyledi, birileri başka şey söyledi. Yine en doğrusu sizden mutlaka duymak isteriz bir teşekkür kez daha. Ediyorum. Şimdi tabii gerçekten Bülent Ersoy Türkiye'de tabii ender, daha yeri doldurulmayacak, he, sanatçılardan biridir. Yani çünkü bu tarz Türkiye'de çok az insan var. Onunla da çalışmak her yiğidin karı olmaz. Yani kimse, herkese nasip olmaz, evet, evet, kimse hem ona nasip kendi zaten kabul de etmez. Bir de onunla çalışmak da cesaret ister. Yani hem onun yani böyle çok seçici oluşu. Ondan gelmişti değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yok, bu işi ben hazırladım. Öyle mi? Ha, proje sizindi. Projeyi ben hazırladım. Yani Bülent Ersoy benim arkadaşımdı. Yani geçmişle de ilgili benim dostumdu zaten yani. Tabii ki çok fazla bir şeyler konuşmak gerekmiyor biliyor musunuz ama. Ben hep öyle diyorum. Nazara mı geldi bu iş? Ya, ne var biliyor musunuz? Ben biraz bahsetmiştim ama. Evet. Yani dedim ki ya doku tutmadı dedim. Yani şimdi bunun altında çok şey vardı. Çok şey vardı ama hani Bülent Ersoy biraz çok zor bir insan. Uysal bir insan değil. Anladım. Uyumlu bir insan değil Bülent Ersoy. Ama tabii benim için benim için çok zor değildi. Fakat ben isteyerek bıraktım yani. Daha bir bir geçmişin hatırını farklı şeylerde bitirmek istemedim. Daha gönüllerin yani kırılmaması aynen adına. Aynen öyle, aynen öyle. Onun için yani kendilerine başarılar diledim ve çekildim. Ama sizin bir de bildiğim kadarıyla bir 11 yıllık aslında bir televizyonculuk, tabii ki, geçmişiniz var, tabii programcılığınız ki var. Hani biz 11 yıl, 12 yıl bilmiyorum ekranlarda tabii biz sizi görmüştük. 11 yıl ben televizyon programı yaptım. Yani şimdi benim aslında hazırlamış olduğum bu projeyi Bülent Ersoy bilmiyordu zaten bile. Ben kendisine götürdüm, projeyi sundum. Bana tamam dedi, kabul etti. Çünkü Bülent Ersoy'u ben ne düşünmüştüm? Orada çok iyi bir obje. Bülent Ersoy iyi bir yorumcu. Evet. Otursun, güzel şarkı söylesin. Güzel bazen espri yapsın. Benim çok kafamdaki, topa girmesin, tabii çok ki, sohbete asla dahil olmasın. Çünkü Bülent Ersoy'un sohbeti televizyonculuk değil. Evet. Sen bu işi kesinlikle, yani televizyoncu insanlar, evet, bilir. Ben kesinlikle televizyonculuk yaptım. Evet. Sen de bu işi yapıyorsun. Seyirci ekrandan kaçıyor. Kaçar. Ya çok güzel bir tespit. Aa, evet, diyene kadar 10 tane 10 saniye bekliyoruz. O olmadı ki. Bir konuyu anlatana kadar 10 dakika geçiyor ama ekrandaki adam senin o konunu aslında 1 dakika olmadan bile sen bir şeye bağlayıp bitirmen lazım. O kadar kumanda elde kesinlikle çünkü. Sıkıyorsun adamı, kaçıyor adam. Bir şarkı söylüyorsun, şarkının arasında bir dakika ara veriyorsun, şarkının ikinci cümleye başlayana kadar. Bunlar ekranda kabul edilemeyecek şeyler bunlar. Bülent Ersoy dahi olsa dediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle Bülent Ersoy ne yani, kim olursa olsun. Hani Bülent Ersoy'da zaten bu vasıfları var. Benim kafamdaki plan onu orada bir doğru bir obje olarak kullanmaktı. Ben de idare etmekti tamamen. Yani biraz yani moderatörlüğünü tabii, aynen yürütmek. Öyle, aynen öyle. Fakat baktım ki işler planladığım gibi değil.
Bülent Ersoy'a ne diyorsak Bülent Ersoy tersini yapıyor. Yani şimdi ekran kabul etmiyor. Ben rahatsız oluyorum. Psikolojik ben çöküyorum. Ondan sonra dedim ki bu en iyisi böyle bırakalım. Bülent Ersoy yapsın yani. O da bir müddet zaten yaptı. Var mı tekrar? İnşallah yeni yayın döneminde inşallah bir şey yapacağım. Yani ben çünkü mesleğimi seviyorum. Yani İzzet Yıldızhan şov olarak sağ yine olun. Tabii ki, kaldığı tabii yerden. Ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ama yalnız değil mi? Nasip bilmiyorum. Belki biriyle de olabilir yani. Yani biriyle de olabilir. Bu kısmet şu an bir şey diyemiyorum yani. Ya şimdi insanların beni gördükleri yerde neredesiniz? Hani televizyon programı yapmıyor musunuz? Şarkılarınızı özledik, türkülerinizi özledik, evet. Uzun havalarınızı özledik. Ya şimdi bu sektör de biraz sıkıntılı olmuş işte. Siz de biliyorsunuz evet. Yani televizyonculuk çok sıkıntılı oldu şu an. Baktığınızda diziler çok ön planda. Ve yarışmalar. Yarışmalar, diziler ön planda. Haliyle televizyoncu da şimdi bir seyrini başka yere çekiyor şu an. Ama bizim şarkı türkü de gerekli. İnsanlar evde oturduğunda bir şeyler dinlemek istiyor yani. Ne olursa olsun olmazsa olmazıdır ya, aslında. Var, yani bir televizyon ya. Tüketicisi evet, olarak yani. Ekranda nereye kadar dizi ve birbirinin kopya senaryoları ya da bir diziden çıkıp öbür dizide rol alan arkadaşlarımız. Aynı. Çok bir aynı yüzleri, yok. Aynı yüzleri evet, evet. Her tarafta görüyoruz şu an mesela. Evet. Ya güzel bir şey, güzel işler yapıldı aslında. Yani güzel diziler oldu. Birkaç tane güzel dizi çekildi yani güzel. Neydi onlar mesela? İzliyor muydunuz? Ya mesela bir Muhteşem Yüzyıl çok. Değil mi? yani bir defa görsellik açısından da çok güzel şeyler vardı. Ona benzer birkaç tane daha var ama şu an sizde pek öyle çok öyle iyi bir televizyon izleyicisi değilim ben. Kenan Emirzalıoğlu'nun dizileri. Mesela Karadayı vardı. Evet. Güzeldi. O da güzeldi. Birkaç tane şey vardı, dizi vardı ama daha bazılarının ve ailelere hitap eden güzel diziler vardı. Bu Doğu ve Güneydoğu hikayeleri biraz fazlaca işlenen diziler vardı. Şimdi o zaman mesela bu Doğu Güneydoğu şeyini birisi miydi? Birisi mesela birisi. İlk ben mesela ilk ben Diyarbakır'da dizi çekimini aynen. İlk ben yaptım mesela. Şartım oydu. Dedim ki Diyarbakır'da olursa çekerim dedim. Hatta ben unutmuyorum magazin en iyi erkek oyuncu mu en iyi erkek sanatçı da seçildiğiniz dizi, dönemde. Evet en iyi erkek yorumcu olarak. Yorumcu olarak o zaman Magazin Gazeteciler Derneği'nde ödül aldım. O zaman da o yılda zaman. Evet. Şimdi tabii benden sonra çok Güneydoğu'ya gidildi. Güzel de şeyler çıktı orada. Bir Asmalı Konak çıktı. Güzeldi yani oradan oraya taşındı. Kenan Emirzalıoğlu'nun bir iki tane daha projesi vardı evet, orada. Evet. Yani güzel şeyler oldu. Ama tabii türkü, şarkı da gerekli. Onlar da bizim örf adetlerimiz. Geleneklerimiz. Tabii. Her biri ya, bir hikayeyle yazılmış. Her biri tabii canım yani. Yaşanmış. Türkü, aynen öyle yani bunları da söylemek lazım. Tabii çok değil. Bu işin cılkı da çıkmamalı. Ama özel böyle güzel okuyan, iyi yorumcular. Zaten biz mesela ben 11 sene televizyon programı yaptım. Ağırlamadığım konuk yoktu orada. Yani daha evet. Önce... Mesela şeyle Muazzez Hanım'la yaptığımızda çok güzel program yaptık biz 2 yıl orada. Ona benzer programlar böyle devam etti. Bu da ona benzeyecekti yani benim bütün düşüncem oydu. Kafanızda o vardı. Uymadı. Ama olacak yine yapacağım inşallah nasip olursa yapacağım yani kısmet peki, olursa. Dizi ve sinema yani biz mesela sinema ile ilgili... Özellikle bir dönemde çok bir beklentinin var olduğunu biliyorum. Sizin üzerinizde acaba İzzet Yıldızhan'ın böyle kendi yönetmenliğini yaptığı, kendi senaryosunu yazdığı böyle bir proje. Ya şimdi ne var biliyor musunuz? Bu kadar ben aslında biraz oraya kaymadım. Ben biraz ticarete yöneldiğim için. Bir dönem düşünüldü mü acaba bu? Düşündüm. Evet. Bir ara film için düşündüm. Sonra... Ya gerçekten o işi de bilene bırakmak lazım biliyor musun? Ben kendimi yormak istemedim orada da. Çünkü tamam benim işimin bir parçası ama yani oyunculuk, sahne bunlar bütün zaten yani. Evet. Fakat orada dedim ki ya ben uğraşırsam bununla ilgili buranın bir getirisi yok. İnan bana. Yani ben biraz ticareti ondan düşündüm. O benim hobim olsun dedim yani.
birileri beni davet eder, bir şey yapmak isterse oynarım, olurum. Ama dedim ki başka yönde bir ticaret yapmam lazım. Yoksa kafamı oraya yoruyordum, doğru yani. Vardı öyle bir projeler. Vardı, yapmadım onu. Çünkü hani Sayın Mahsun Kırmızıgül'ün bu konuda da bir ilke imza atması, hani böyle sizin sektörden gelip de hakikaten başarılı olduğunu bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz aslında? Ben Mahsun'u çok tebrik ediyorum. Yani Mahsun çok başarılı. Yani bir sanatçının kalkıp da yönetmen oluşu ve evet, çok güzel senaryolar yazması ve yazdığı senaryolar o ilin, o ülkenin kesinlikle böyle bazı çok işlenilmemiş sosyal yaraları vardı. Bastığı mesela ben çok takdir ediyordum. Yani takdir ettim. Güneydoğu'nun çok önemli konularını işledi yani. Ben izledim bütün film. Bak kaç tane film çekti? 3 tane film çekti. Evet. Üçünü de izlemişim. Üçü de mükemmeldi. İşin doğrusu. Takdir etmek lazım. Özellikle o huzurevi temasının. O var. Öbür tarafta o çocuklu, yani bizim orada biraz güneşi bekler. Güneşi bekle. Neydi güneş? Güneşin öyle miydi? Beklerken güneşi bekler günü. Şimdi mesela o filmde işlediği konu inanılmaz güzel. O göç. Güneşi gördüm, evet, evet. O göç meselesi şimdi müthişti. Ayrıyeten orada işlediği içindeki temalar çok gerçek. Hani bizim hayatımızı işlemiş orada. Güzel yani, çok güzel. Tebrik etmek lazım. Evet. Ben takdir ediyorum yani. Ama başarılı olmak çok zordur. Bir başka alanda başarılı olmak çok zordur yani böyle. Yani bir sanatçıyken kalkıp yönetmen, senarist olmak, yapımcı, hem yapımcı hem tabii yönetmen hem senarist, yani hepsini birlikte yapıyor yani. Zor bir şey yani. Şimdi ben tabii yapamam. İşin doğrusunu söyleyeyim. Ben çünkü o yöne yönelmedim yani. Yoğunluğumu ben ticarete verdim. Hem sahne, hem televizyon, bir de benim ticaret. Bir de prodüktörlük noktasında peki? Prodüktörlük yapabilirim. Hani yani, yetiştirme, evet ben de bu yani, arkadaşımızı, bu hanımefendi, bu beyefendi kardeşimi. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki artık bu sanat camiası. Yani bu meslek gerçekten çok zor durumda şu an. Yani prodüktörlük artık bitti. Bitti. Yani ben yapmak istediğim bir dönem böyle çok faydalarım oldu bazı. Kardeşlerimize faydalarım ne oluyordu mesela, yeni olan kardeşlerimize? Ben televizyon programında değerlendiriyordum. Evet, evet. Alıyordum, televizyonda çıkarıyordum. Albüm yapanları alıp orada her programda yeni bir insan değerlendiriyordum. Evet, Kanal 7'de program yaptığım zaman TGRT'de olsun. Evet. Yani mesela ben ATV'de de program yaptım. Show TV'de de yaptım. O dönemlerde de daha önceleri yine değerlendirdiğim çok insan oldu yani. Ben şu an isimlerden bazıları Türkiye'de Kürtçe mesela kimse yayını almıyordu. Ben Aynur denilen bir kız var. Evet. Biliyorsun. Bayağı belki. Bir evet, şu anda da. Ben tabii o zaman televizyon programına çıkarmıyorlar hiç. Ben, yasaktı. Tabii yasaktı. Ya da kimse o topa girmiyordu. Girmiyordu yani. Ben mesela o bir tane örnektir yani. Bana patronu, ben kendisini tanımam. Bana patronu Hasan Kalan geldiğinde ifade etti. Sağ olsun kırmadım onu. Geldi rica etti. Dedi ki böyle böyle. Tamam dedim. Mesela ben o zaman ATV'de ona bir orada o programda bir yüklendim. Bir sonraki gün hafta içinde bile, bir hafta içinde patladı. Şimdi ne kadar bilir? O ne kadar bilir? Ondaki meziyeti yansıtmasa kim ne bilir yani? Sunacak ki birileri. İşte o onda siz, olduğu o anlaşılacak. Sizin, Allah size bunu köprü olmanızı nasip etmiş abi. Allah, evet. Biz elimizden gelen bazı şeyleri yapıyoruz böyle. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, gerçekten keyifli, böyle son derecede doğaçlama ilerleyen, samimi, yüreğiyle konuşan İzzet Bey'le olan sohbetimize çok kısa bir ara veriyoruz. Ünlülerin Dünyası bu kısanın arasından sonra devam edecek.